Beyaz TV ekranlarından, Söz sende programından herkese merhabalar efendim. Harika bir cumartesi diliyoruz sizlere. Yine programımız dop dolu, şahane konuklarımız sizleri bekliyor. Şafak'cığım. Bugünkü programı yapmak için çok heyecanlıyım çünkü birbirinden değerli konuklarımız var ve hiç vakit kaybetmeden konuklarımıza dönelim istiyorum. Evet Beyaz TV ekranlarında şimdi yanımızda bize daha önce de konuk olmuş ve çok önemli bilgiler vermiş Profesör Doktor Sayın Meral Şaşoğlu var efendim. Kendisini ağırlamaktan her zaman çok zevk alıyoruz. ...saç meselesine konuşacağız. Eminim şu an bizi ekran başında izleyen... ...hem hanımefendiler hem beyefendiler... ...bu konu çok ilgisini çekecek. Benim de merak ettiğim... ...tabii ki saç dökülmesi. Efendim genetik midir bu saç dökülmesi? Kesinlikle genetiktir. Bunu her yerde söylüyorum. Saç dökülmesi erkek tipi dökülmelerde ama... ...hani tepelerde seyrilerek... ...önlerden geri çekilerek olan... ...dökülmelerde... ...kesinlikle genetik zemini olan... ...insanlarda... ...üstüne eklenen başka problemlerle kolaylaşır. Ama erkeklerde başka bir şeye ihtiyaç yok. Sadece genetik zemin yeterlidir. Hı hı. Kadınlarda, genç hanımlarda e, genetik zeminin üzerine eklenen bazı başka problemler varsa... ...onlar kolaylaştırır. Ama genç hanımlarda genel olarak östrojenin bir koruyucu etkisi olduğu için... Onlar da ağır olmayabilir bir süre ama daha sonra diğer eklenen problemlerle çok ağır erkeğe yakın erkek tipi dökülmeleri olan hanımlarda olabilir. Özellikle de kadınlarda da menopozdan sonra bu sefer mütebariz oluyor ama tabii. zemin kesinlikle genetiktir. Tabii, Peki tabii. sizin saç dökülmesini engellemeye yönelik bazı yöntemleriniz var. Nasıl önlüyorsunuz saç dökülmesini? Şimdi biz... Bir yöntem olarak şöyle. Önce bir saç neden dökülüyorla ilgili literatür bile yoktu. Hı. Ana baba kitaplarında büyük koca koca dermatolojik e, kitaplarında deyip geçiyor saç biz. dökülmesi. Tabii, tabii, o dökülür, testosteronun saldırısıyla dökülür ve Hı. bir daha da çıkmaz yazıyordu. Hala da ana baba kitaplarda, kalın kitaplarımızda tabii. bunlar yazar. Biz önce saç neden dökülüyorum kurgusunu yaptık. Şöyle bir kurgu yaptık. Burada gösterdik ki testosteron burada saç kökünde, dihidrotestosterona dönerken iki enzim kullanılıyor. Bu iki enzimi bugüne kadar ikisini birden bastıran herhangi bir formül ya da bir etkili bir şey bulunmamıştı. Biz bunun üzerine çalıştık. Bu ikisini birden nasıl engelleriz de testosteron saç köküne girmeden engelleriz onu. Oradan daha kapıdan kovarız nasıl yaptık. Bunu engelledik evet. fakat. Gördük ki bunu yaparken buradan testosteron direkt hücre tarafından gene de çekilebiliyor. O halde bu çekim de reseptörler vasıtasıyla alıyor. Nasıl ki televizyonun alıcıları var, telefonlarımızın alıcıları var. O hücrelerin de bu testosteronlara karşı duyarlı alıcıları var. İşte o zaman dedik ki reseptörleri de kapatalım. Biz reseptörleri de kapatacak bir formül oluşturduk. Derken bir baktık ki, Bunların sonucunda oluşan bazı basamaklarla yani messenger RNA inhibisyonuyla baskılanmasıyla hı hı. hücre çoğalması duruyor hı hı. ve hücreler uyku dönemine giriyorlar. Hı. Yani çalışma dönemini terk ediyorlar, uyku dönemine giriyorlar. O halde burayı da çözmemiz lazımdı. Çünkü o hücreleri tekrar uyandırıp tekrar harekete geçirmek suretiyle ancak bir yeniden saç üretimi başarılı olabilirdi. Onun için de şöyle bir kurgu yaptık. Tersine bir kurgu yaptık. Ha. Yani bizim kurduğumuz saç nasıl dökülürün o halde nasıl önlerizinin e, kurgusunu yaptık. Hı -hı. Önlediğimizde de gördük ki saç kendiliğinden çalışmasını başlatıyor kökler ve yeniden saçlar çıkıyor. Bunun da kuralı şu, son dökülen ilk çıkıyor çünkü kökler taze. Hı -hı. Şuradan gösterebilirim. Şöyle bir de tablo oluşturduk. Gösterdik ki burada şu yeni dökülen e, kökler hı hı. taze zaten. Onların yeniden çıkması çok kolay. Ama eski çok eski yıllarda dökülmüş olanlar minyatürize oluyor. Yani küçülüyorlar ve büzüşüyorlar. İşte onların da... E, sağlıklı bir hale döndürüldükten sonra saç üretimini başlatması gerekiyor. Ama o arada da onlarda da tüylenme, ince cansız hareketler başlıyor. Hmm. Saç kökü ne kadar kaliteli ise o kadar kaliteli saç üretebiliyor. Ne kadar kalitesizse o kadar yüzeysel ve ince, cansız e, ayva tüyü şeklinde e, saçlar üretebiliyor. Evet. O zaman biz bunlar da bir ipucu Hı. oldu ve bunları nasıl kuvvetlendiririzden yola çıktığımızda gösterdik ki bu hücrelerin e, biz kökü koruduğumuzda... bu Hı. saçlar sırasıyla kendiliğinden çıkıyor ama kural şu. Son dökülen ilk çıkıyor. Eski dökülen en son çıkıyor. Hocam bu göstermiş olduğunuz e, tabloda ben şunu merak ettim. Şimdi e, saç dökülmesini testosteronun etkisini anlattınız. Hı -hı. Burada testosteronun yüksek olması sebebiyle Hayır. saç köklerine saldırması mı yoksa saç köklerinin hani o genetik yapıdan ötürü testosteronu Çekilsin Kendisine mi? çekmesi. Zaten Aynen. fark burada. Yani hmm. e, tabii ki hanımlarda testosteron yüksekliğinde bu iş kolaylaşıyor. Hmm. Hmm. Ee, biraz evvel söylediğim bozukluklardan hmm. biri de oydu. Burada testosteronun yüksek veya normal rençler içerisinde olması değiştirmiyor hmm. durumu. Genetik yatkınlığı varsa olan testosteronunu saç çekiyor. <laughs> bu tabii kötü bir şey erkekler için. Tabii. Çünkü var olan normal düzeydeki testosteronları ne yazık ki... Saç kökünde e, bu şekilde çekilerek kullanılıyor. İşte yıllardır inanılan ha. bir inanç Tersi. var hocam yani Yanlış. E, işte benim saçlarım e, dökülüyor. dökülüyor çünkü bu benim erkek. testosteron oranım yüksel. yüksek. Hayır. Bu bizim Aynen. de hocamız rahmetli öyledirdi. Ne bakıyorsunuz kelime burada <laughs> androjen androjen derdi doğru androjen evet. ama normal düzeylerdeki androjeni kökler çekiyor. Evet. Yüksek olmasına gerek yok Hı -hı. burada olduğu gibi kök, köklerde heba oluyor diyorum ben. Hmm. erkeklerde saçı dökülen erkeklerde testosteronun saç köklerinde heba oluyor. Biz bunu saç ha. kökünü şu şekilde zırh gibi koruyarak hı hı. testosteronun hücre içine girmesini engellediğimiz için iki çok önemli iş yapıyoruz. Birincisi Kişinin testosteronunu kendine tekrar kazandırıyoruz. Tüketilmiyor. Peki düzeyden. bunu ilaçlama yoksa ürünle mi? İkincisi de saçı neyle? çıkartıyoruz. Tamam ama ha, neyle? Serumla. serumla. Sadece hı hı. saç köküne, derisine uygulanan topikal uygulanım uygul, lokal etkili, topikal kullanımlı bir formül yaptık. Hı hı. TÜBİTAK projesidir bu aynı zamanda ve Tekno, Teknoloji Bakanımızın destekleriyle yapılmış bir projedir. Ve biz burada o hücreleri koruma altına alarak testosteronunu bireylerin kendine kazandırırken aynı zamanda saçlarının da yeniden gelişmesine destek yani olduk. Yani kişi e, her akşam yatmadan o serumu mu uyguluyor? Evet Bunu... serumu uyguluyor çünkü hı. saçın e, dökülme dönemine girmesi için gereken süre şey yani bir saç dökülme e, şeyinde hı hı. olan bir hücrenin hı hı. E, veya saç kökünün e, 24 saat. ...ve 48 saat arası deniyor. Hmm. Bütün klasik kitaplarda bu. Bizim de gözlemimiz bunun doğru olduğunu söylüyor. Şimdi ben bizim gözlemlerimizi... ...bütün o kalıplaşmış bilgilerin üstüne aldım. Çünkü onlarda o kadar çok yanlışı doğrulttuk ki... Tabii. düzelttik ki... ...ama bu katagen faza... ...hücrenin hmm. katagen faza dönerek... ...telogen faza dönüşmesi... ...yani dökülme dönemini başlatması... ...maalesef 24 saat ile 48 saat içinde oluyor. Dolayısıyla biz... Diyelim ki bir birey kullanırken iki gün aksattı. O iki günlük dökülmeyi bir, bir buçuk iki ay sonra e, o, o günlük birkaç saç, saçın ha. dökülmesi şeklinde görüyoruz. Peki bu serumu uygulamadan önce e, sizler de dermapen uygulatıyor musunuz? Dermapene Kafa gerek derizine. yok. Çünkü kullandığınız... açmak için. Yok dermapen veya böyle delikli iğneli şeyler kullanıyoruz. Bizce Hı. gerek yok bunlara. Çünkü onların yapacağı tahribat ayrı. Zaten biz bunu kurgularken, yaparken çok önemli e, trans epidermal dediğim yani geçişi hmm. kolaylaştıracak formüller yaptık. Ha. Köke derisine, ulaşıyor, köke, ulaşabilen köke formüller. ulaşıyor bunun da neticesini Hı -hı. zaten 15 gün sonra bile Hı. ortaya çıkan belirtilerinden hastalarımızda çok rahat izliyoruz. Ama tabii ki bu, bu emek ister, düzenlilik ister ve disiplin ister. Ona diyorlar ki işte ben hafta ayda haftada üç gün kullansam olmaz. Antibiyotiği kullanabilir misiniz haftada üç kere? Olmaz. Evet. Bu da onun da bir matematiği her var. Kullanması gerekiyor. Saçı çıkana kadar her gün. Korumak için haftada üç kere. Okey ama e, saç çıksın diyorsak Hı -hı. E, ve bu saç dökülmesinin tabii çok önemli bir işareti ayrıca var. Onu söylememde atlamamamız lazım. Şuracıkta bir yağ bezimiz var. Hı -hı. Saça gelen testosteron. Saçı dökerken yağ çalıştırıyor biliyorsunuz. Yani hmm. saçı dökülen insanların önce yağlanması geliyor. İşte biz burada kural şu. Yağlanmayı durduran doz, <laughs> e, saçı dökülmesini durduran ve yeni saç gelişmesini başlatan doz. O nedenle de e, kural yani günlük o saçın yağlanmadan ilerlediğini görebilmek. Hani şampuanla yıkamak marifet değil. Şampuanımız da var. Serumla aynı kalitede, aynı içerikte. Ama bir şampuandan Saç çıkarması ya da çok ağır yağlanması olanlarda hı hı. derinlerdeki yağlanmaya yol açan mekanizmaları durdurması beklemek hayaldir. Tabii. Bunu bu şekilde pazarlayanlar da sadece hı hı. cebini düşündüğü için pazarlıyorlar. Bunlar yanlış bilgiler, yanlış işler. O i̇nsanların dikkatli olması lazım. Evet. Hatta benim bu işe kalkışma nedenim televizyonlarda da, işte şampuanla yüzde yetmiş saç çıkarırız diye bas bas bağıran insanları gördüğümde, reklamları gördüğümde evet. çok sinirlendim. Dedim ki bir şampuan saç çıkarmaz. En azından yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş saç çıkarmaz. diye yani hiç <laughs> çıkarmaz. Des kuvvetli destekler. Serum evet. lazım. Belki onu. dökülmeyi tabii. engeller değil mi? Yani belki. Ağır dökülmeyi gene engellemez. 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 Genetik Çünkü engellemez. olamaz. Çünkü saçımızın üstünde iki dakika duran bir şey. Hmm. Ve şampuan ha, tabii ya, için etken maddeleri mecbur diliye koyuyorsunuz. Vücut onu tabii. emmiyor. Mecbur. Hmm. Çok düşük konsantrasyonda koymak zorundasınız. Hmm. Yoksa şampuan olmaz. Evet. Merem evet. olur. şimdi Peki. Şöyle... Ha, Özür dilerim. Tamam, <laughs> 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 Çünkü ben bütün bu söylediklerinizden şöyle bir sonuç çıkardım. E, müsaadenizle onu Esra söylemek tabii. istiyorum. Şimdi siz bu e, saç dökülmesini önleyerek aynı zamanda da testosteron eksikliğini de gideriyorsunuz. Eksikliği demeyelim. Yani, Relatif olarak bir eksilme oluyor bir da, kişide. Ha. İşte o relatif azalmayı biz e, normal tekrar kendine döndürüyoruz. Yani saç hmm. dökülmesinde harcanan testosteronu ha, harcatmayıp... E, evet. vücudun kullanmasında yani sonuçta evet. bu güç demektir belki Tabii. enerji günlük yaşantımızda demektir. Kesinlikle. Aynı anda bu da sağlanıyor. Evet. E, ve evet. aynı anda da kellik bir kader değildir diyoruz saçımızdaki. Kesinlikle. Yani saçımız Kesinlikle. Evet. Süper. Peki sağlıklı bir saç nasıl anlaşılır? Sağlıklı bir saç bir kere derisi temizdir. Hı hı. E, saç telleri baktığımızda Kırılmalar veya düzensizlikler yoktur. Yani bir saç teline baktığınızda kökten uca kadar aynı kalınlıkta ve aynı kalitededir. Aynı kalitede Bunların arada bir bozukluklarının olması o dönemlerde bir takım eksiklikler veya tahribatlara bağlı olarak bozulmalar olduğunu gösterir. Ben bu arada bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Saçım. Sağlıklı bir saç teli dediğiniz için bunu söylemek istiyorum. Şimdi bütün bu çok meşhur yerlerde satılan çok meşhur isimlerle satılan saç kremleri hı hı. hepsi silikon içerdiği için paraben sülfat paraben paraben'den geçtik artık onu herkes biliyor paraben sülfatlar ama kremlerde silikon Kayga, kay, kay, kayganlaştırıcı olsun, hı hı. işte iyi ayırsın diye kullanıldığı yani özellikle için... Özellikle de serumlarda ve saç yağlarında. Çok da. tehlikeli. Silikon çok kolay. Çünkü o kısa vadede o kolaylığı, o yumuşaklığı veriyor ama uzun vadede o saçı mahvediyor. Çatal çatal mikroskop altında baktığınızda. Evet. Onun için biz dünyada ilk kez silikonsuz saç kremi yapmayı da başardık. Hı. Yani böyle güzel başarılarımız oldu hakikaten. Dünyada ilk kez... Kepeğe karşı ve dökülme karşı da şampuanı tek şişede yaptık. Bunlar güzel şeyler ülkemiz Tabii, için. Kesinlikle. Çok güzel buluşlar gerçekten. Tabii. Yani hayranlık e, duyduğum insanlardan bir tanesiniz. Ay, sağ olun, estağfurullah. Hocam, estağfurullah. Peki, çok basit bir soru sormak istiyorum. Bütün halkımızın merak ettiği. Saçımızı nasıl yıkamalıyız? Çok önemli. Saçımızı ıslattık, başımızı ıslattık. Musluğu kapatmak lazım. Hmm. Ve ondan sonra avcumuzu aldığımız şampuanla Merhem sürer gibi saç diplerimize şampuanı sürmek lazım hmm. ve orada masaj yapmak masaj lazım. Yapar, yapar. Saç diplerimize yani saç derimize hmm. masaj yapar gibi şampuanı merhem sürer gibi sürmek lazım. Yedirmek yani lazım. yani şampuanı derisi. böyle alıp da tepemize koymamamız lazım. <gülüyor> bazen <gülüyor> yapıyorum yani. direkt böyle tepeye koyup çamaşır gibi yıkıyorum i̇şte ben de, o de zaman, çok saç olunca. <laughs> o zaman bir de çok saç olunca saç derinize inme ihtimali düşüyor ya da azalıyor. He. Yani asıl bizim buradaki evet. birinci amacımız saç derisini çok iyi yıkamak. Tabii. İkinci amacımız da saç tellerimizi te temizlemek. İşte bu dipleri temizledikten sonra zaten onu hmm. aşağı doğru indirdiğinizde harika bir şekilde, çok güzel bir şekilde temizleniyor. Kesinlikle. Peki saç bakımında ya da yıkarken yaptığımız en büyük hatalar neler? Birincisi bu söyledim. Yani şampuanı tepemize koyup ondan sonra köpürtmeye çalışarak bazı saçımızın saç derimizin bazı yerlerinin hatta şampuanla temas etmeden yıkadığımızı zannettiğimiz gibi. İkincisi saç kremlerinde silikonlu saç kremini kullanarak çok ciddi zarar veriyoruz bir de tarama ile ilgili de bir şey söylemek isterim. Evet. Tararken ister banyoda ıslak tarasınlar, ister çıktıktan sonra uçtan başlayarak taramak lazım Tabii, kesinlikle. Yani şuradan şöyle tarayarak kökten uca doğru açmaya çalışmak o saç e, telleri için tarif edici Tabii. ve zedeleyici, zorlayıcı olur. O nedenle gerçi hani kaliteli bir kremle hani nereden tararsa açılır ama hani krem kullanmayan bireyler için söylemekte fayda var buradan. Hı hı. Ee, böyle harika. Hocam o kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz ki sizi konuk almak her zaman Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok keyifli. Bize ee, ayrılan e, sürenin yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha tabii ki konuşacak ve soracak çok şey var ama e, yeniden sizi ağırlamak istiyoruz i̇nşallah, tabii ki. İnşallah, inşallah. Çok güzel bilgiler verdiniz sağ olun, her zaman olduğu sağ gibi. Olun. Çok e, keyifli. Sizi ağırlamak çok keyifli. Sağ olun. Efendim dermatoloji uzmanı profesör doktor Meral Şaşoğlu bizlerle beraber de Sözlendi programında programımız devam edecek.